Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Eski tarihi evlerinin olduğu hem tarihle ilgili bir anınız olsun istedik. Alıyoruz başkanım. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyorum. Sayın Başkan size, nezdinizde tüm meclis arkadaşlarımıza ve Tarsus Belediyesi çalışanlarına, mesai arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Hem şahsınızın 5 yıllık bir meclisiyeli deneyimi var. O günleri yaşadığınız için bu süreci daha rahat atlatacaksınız. Bir de tabii ki her zaman söylediğim gibi yanınızda Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı var. Biz size her zaman yol gösterici olarak, destekçi olarak katkılarımızı sunacağız. Bundan en ufak bir endişemiz olmasın. Tarsus bizden haklı olarak hizmet bekleyecektir. Farklı bir pozitif bakış açısı bekleyecektir. Ama biz tabii ki hizmetlerde her zaman söylediğim gibi düsturumuz adalettir. Bu açıdan da sizinle işbirliğini çok çok önemsiyorum Tarsus Belediye'mizle. Herkese de başarılar diliyorum. Güzel bir 5 yıl çalışma süresi diliyorum. Herkes moralini de yüksek tutsun. Çok kararlı, azimli bir çalışma ekibi var Mersin'de. Bütün ilçelerde herkese hizmet için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'de her şeyi çok daha güzel yapmak için gayretlerimiz devam edecek. Bu güzel temennileriniz, dileklerimiz için teşekkür ediyorum. Açıkçası biz sizinle çalışmaya başladık bile. Biz alt birimlerimizi bu anlamda hem Büyükşehir'in koordinasyon merkezini hem Tarsus Belediyesi'nin müdürlüklerini bir araya getirdik. Onlar bir arada çalışmaya başladılar. Hatta meyvelerini almaya başladılar. Deyip hemen bir geri dönüş. Şu anda Türkiye'de konuşulan ilk 3 kişiden birisiniz. O yüzden biz de şeref duyuyoruz. Tarsus Mersin için büyük bir değersiniz. O yüzden inşallah bu 5 yıllık süreçte hem sizin bilginizden, birikiminizden, deneyiminizden faydalanarak hem de güzel bir uyum sağlayarak iyi işlere imza atacağımızı düşünüyoruz. Fatura mı? Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Nezdinizde tüm meclis arkadaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Toroslar, Tarsus'tan sonra nüfus olarak ikinci büyük ilçemiz. Sürat'te de gelişen bir ilçemiz. Demografik olarak da, sosyoekonomik, sosyokültürel olarak da çok heterojen bir ilçe. Böyle bir ilçede belediye başkanlığı ayrı bir önem taşıyor. Öncelikle seçim sonucumuz hayırlı olsun Soroslar halkına. Böyle önemli bir sosyolojik duruma karşı karşıya bir başkansınız. Gördüğüm 5 yıllık süre içerisinde özellikle ilçe belediyelerinin görev ve yetki alanlarında olan bazı sorunlar oldu. Aşikar, gerçek. Bizim bu yetersizliği, bu açığı bir an önce kapatmamız lazım. Bir başına mutlaka Toroslar Belediyesi'nin imkanları sizi zorlayabilir. Ama şundan emin olabilirsiniz. Yapacağımız işbirliğiyle bütün zorluklar çok daha rahat aşılacaktır. Bundan hiçbir endişeniz, hiçbir kuşkunuz olmasın. Bu anlamda moralinizi, enerjinizi yüksek tutun. Ben her zaman yanı başınızda, belediyemle beraber, tüm ekip arkadaşlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla beraber. Toroslar halkı da lütfen rahat olsunlar.
konumuza hakimiz. Dersimizi iyi çalışmış belediye başkanlarıyız. Çok daha güzel hizmetler alacaklar. Bundan dolayı kendilerini iyi hissetsinler. İnsanlarda ciddi bir heyecan oluşturdu bu durum. Tabii bir beklenti de oluşturdu. Biz de bu beklentiye yanıt vermek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz önümüzdeki dönemlerde. Gerçekten Toroslar'ı daha yaşanılabilir, daha konforlu, daha kaliteli bir ilçe olması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Bir saniye efendim. Merhaba. 5 yılda başarılı bir süreç temenni ediyorum. Mezitli ilçe belediyemiz yan yana her konuda. Mezitli halkına daha güzel bir ortam yaratmak için, daha güzel bir ilçede yaşamalarını sağlamak için her türlü çalışmayı beraberce yapacağız. Uyumun olduğu yerde sinerji oluyor. Uyumun olduğu yerde enerji oluyor. Uyumun olduğu yerde daha güzel hizmetler oluyor. Bu açıdan da Sayın Başkan'la çok güzel projelerin altına imza atacağız. Mezitimize güzel hizmetlerimiz olacak. Mezitimiz gelişen bir ilçemiz. Geçtiğimiz dönemde de buraya yönelik imar çalışmalarının tamamını bitirdik. Önemliydi çünkü imarın olmadığı bir yerde ne altyapı, ne üst yapı, ne yol yapabilirsiniz, ne iş yeri açabilirsiniz, ne konut yapabilirsiniz. Bu anlamda Mezitli'nin hızlı gelişmesi açısından önemli bir aşamayı geçirmiş, bitirmiş olduk. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi anlayışını taşıyan sosyal demokrat anlayışta belediyecilik icra eden belediye başkanlarıyız. Aynı doğrultuda, aynı görüş çerçevesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün bize işaret ettiği yolda, onun devrimlerinin ışığında çalışmalarımız mezitimizde devam edecek. Mezitli bunu hak eden ve buna uygun da bir ilçemiz. Mutlaka sorun alanları vardır ama bunlar çözülmeyecek sorunlar değildir. Sayın Başkan, hiç merak etmeyin, moralinizi yüksek tutun. Her zaman yanı başınızda olacağız. Ben ve çalışma arkadaşlarım deneyimimizi yansıtacağız. Zaten sizin de daha önceki göreviniz gereği Mezitli'de her noktaya temas ettiniz. İlçe başkanlığınız döneminde yine önceki dönemlerde Büyükşehir Meclis Üyeliği sıfatıyla da işleyişe, mevzuata hakim bir başkanımızsınız. Yanınızda, yanı başınızda Büyükşehir gibi bir desteğiniz var. Bu da önemli bir güç olsa gerek. Hep beraber çok güzel işler yapacağız. Bu kentin tüm yapısına, hem demokratik yapısına hizmet anlamında köylüsüne de, esnafına da, çiftçisine de, sanatına da, köylüsüne de dokunacak bir üst ses yapıldılar. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sizin olduğunuz arkadaşlar. Biz çok güzel işler yapacağız. Büyük şehrimiz adına size oyun içinde, huzur içinde çalışacağımız biz ve arkadaşlarımızın sözünü veriyoruz. Çünkü biz Mezitli'yi çok seviyoruz. Ben sizi çok seviyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Bir 5 yıllık deneyiminiz var Yenişehir'le ilgili. İkinci döneminiz başladı. Belediye olarak bizim de bu bölgeyle ilgili hem konumundan, hem lokasyonundan tabii ki, hem de gelişme zorunluluğundan dolayı gerçekten önemli yatırımlar oldu. Hem parasal anlamda yüksek hacimli, hem de sonuç alış itibariyle de
çok dokunduğumuz meseleler oldu. Başta yol konuları, altyapı konuları. Biz bunları tabii ki sürdüreceğiz, devam edeceğiz. Bunlar duraksamadan devam edecek. Bunun yanında ilçe belediyemiz, Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir'imizin sorun alanlarının çözümünde olduğu gibi eksik kalan bazı sosyal projeler olabilir, kültürel projeler olabilir, farklı alanlardaki yatırımlar olabilir. Her türlü işbirliğine ve desteğe de hazırız. Bu konuda bir endişemiz olmasın. Mersin itibariyle bu seçimlerde anlamlı bir sonuç çıktı. Bunu iyi okumamız lazım. Zaten Yenişehir çok güçlü olduğumuz ve yüksek oranda destek gördüğümüz bir ilçemizdi ama demek ki Yenişehir'de de her zaman olduğu gibi yüksek oranda destek almamız bugüne kadar yaptığımız işlerin doğru olduğunu, yürüdüğümüz yolun doğru olduğunun bir göstergesidir. Bu düşüncelerle ikinci beş yılımıza devam edeceğiz. Çok değerli, çok güzel, çok önemli çalışmalar yapacağız. Çok teşekkür ediyorum tekrar kabul ettiğiniz için. Yeniden hepinize hayırlı olsun. Sizin önderliğinizde başlattığımız projeleri kentimizde nihayete erdireceğiz. Bu konularda da tamamıyla sizle istişare ederek birlikte fikir birliği, akıl birliği yaparak yol almayı düşünüyoruz aşkım. Umut ederim ki 5 yılın sonunda bu belediye hizmet alanı sorunun köküyle birlikte ortadan kalkmış olacak. Hayırlı olsun sizlere de. Hepimize hayırlı olacak. Sağ olun. İnşallah hepimize İnşallah 5 yıl Akdeniz'imize beraberce işbirliği içerisinde, el birliği içerisinde güzel hizmetlerimiz olacak. Akdeniz küçük Türkiye. Kesinlikle. Her haliyle, her sorun alanıyla, demografisiyle, kültürel yapısıyla Türkiye. Mersin'in bu özelliklerini biliyordum. Bu çeşneyi biliyordum. Ama bazı belediye uygulamalarının da ideolojik olduğunun da farkındaydım. Her şeyden önce bu kente adaletli hizmeti yapmamız gerektiği anlayışıyla göreve başladık. Çok şükür ki 5 yıl süre boyunca bu anlayışı uyguladık. Daha da sevindirici olanı da halkın gönlünde, halkın aklında bu belediye adaletli belediye, bu belediye hizmetlerini ayrım yapmadan götüren bir belediye anlayışının derc edilmesi, oraya konmasıydı. Bu bizim açımızdan önemli. Geçmiş dönemde bazı yapısal sorunlara dokunduk. Özellikle altyapı sorunlarına. Kendi görev alanımız içerisinde olan hizmet alanlarımızda imkanlar dahilinde değil, yasal çerçeve içerisinde eğer hukuki bir altyapısı varsa, bir sorunu yoksa her şeye dokunduk. İmkanımız var demedik, yok demedik, yoktan var ettik. Ama Akdeniz sorunlu bir yer. Eğer bir yerleşim yerinin imar planları yoksa hiçbir şey yapamıyorsunuz. Evet. Ne kanalizasyon, ne yol açabiliyorsunuz, ne içme suyu şebekesi, ne bir fabrika, ne bir konut, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Biz Mersin merkezde 10 yılların sorunu olan imar sorununu bitiren bir yönetimiz. Biz her zaman deste hazırız. Büyükşehir Belediyesi olarak hem ben başkan olarak hem de benimle beraber çalışan mesai arkadaşlarım Akdeniz'e hizmet için ilçe belediyemizde her zaman yan yana durmaya hazırız. Bu konuda kimsenin de endişesi olmasın. Bu dönem belediyelerde sizler de tarihi bir farkla, bizler de tarihi bir farkla halktan bir icazet aldık. Halk aynı zamanda bize hem bu mazbatayı vererek imkan yarattı, hem de bize bir sorumluluk yükledi. Bizler de tabii ki de gerek Büyükşehir Belediyesi ile koordine bir şekilde, gerekse de mahallelerimizde bütün sorunlarımızı kendimize gündem yapacak, bu sorunların büyük oranda 5 yılın sonunda çözüldüğü Akdeniz'in
imar başta olmak üzere altyapı ve üst yapı sorunlarının çözüldüğü bir dönem olsun istiyoruz bu dönem için. Sizin bu yaklaşımınızı çok değerli, kıymetli buluyoruz. Önümüzdeki süreçte ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi birlikte güzel işlere imza atabileceğimizi düşünüyoruz. Mersin'in kalbi diyoruz ama ekonomi anlamda orada yaşayan yurttaşlarımızın zor durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet, geçmiş dönemde biraz sizin önümüze de ciddi engeller oluştu hizmet anlamında. Bu dönemde öyle bir engel de kalmadı. Şunu diyorum, haklar çok iyi okudu ve gereken cevabı da verdi. Bundan sonra elbette ki bizim de temel amacımız, temel hedefimiz bu güç birliğini sistem haline getirip bütün halklarımıza eşit hizmeti götürmek, fırsat eşitliğini yakalamak. Bu bizler açısından çok değerli, çok kıymetli. Olur. İnşallah.